Basın dünyasının gerçekten emekçileri, hoş geldiniz. Şimdi bir defa şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bulunan kişiler gerçekten bence bu ülkeyi düşünen kişiler ki bu tür bir etkinlikte olmak istiyorlar. Birçok arkadaşımız çekinebiliyor, kendine göre haklı olabilir. Özellikle devlet memuru sisteminde biraz zor bir durum, olağanüstü şartları bazı baskıları getirebiliyor, istenmeyen şeyler olabiliyor. Şimdi anayasa değişikliği konusunda birçok şeyler söyleniyor. Evet diyen arkadaşlar, tabii ki bizim TUMOP olarak ve makine mensubu odası olarak kararımız hayırdır. Evet diyen arkadaşlar, evet çıktığı takdirde nasıl oluyorsa Türkiye bir anda siyasi istikrara kavuşuyor. Ekonomi bir anda düzeliyor. Terör bir anda bitiyor. Bir tarafta haklı olabilirler. Bunların hepsini öğrenmek istiyoruz ama sonuçta biz teknokrat insanlarız. Analitik düşündüğümüz için eksik şeyler olabilir. Hayır diyenler özellikle vurguladıkları şeyler nedir? Tek adam yönetiminde yargılanamamak, denetlenememek, kontrol edilememek. Ayrıca benim başka bir tezim var. Tek adam yönetiminde tek adamı teslim alan ülkeyi teslim alır. Bu da benim tezim. Ben sözü uzatmadan siyaset hukuku konusunda gerçekten Mersin'de uzman olduğumu düşündüğüm iki tane avukat arkadaşımızı buraya almak istiyorum. Kendiler sizlere iki bölüm halinde bu anayasa değişiklikleri nedir, ne getirir, ne götürür bunları açıklayacaklar. Ve bu arkadaşlarımıza tabii ki bizlere de istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bizler bunun için buradayız ve tekrar hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi anayasa değişikliği biliyorsunuz. Birinci gündemimiz bu şu anda. Anayasa değişikliği ne getirir, ne götürür bu ülkeye? Kendi tabii haliyle doğal olarak kendi yorumlarımızı da katarak sizlere anlatmaya çalışacağız. Ben Avukat Ali Kamış. 26 yıldır Mersin'de avukatlık yapıyorum. İş güvenliği uzman eğiticisiyim. Belki dersine girdiğim arkadaşlar olabilir. İş güvenliği yetiştiren akademilerde bilmiyorum şu anda var mı burada. Avukatlığın dışında bir dönem Yenişehir ve Büyükşehir Belediye Meclisi'yi de yaptım. 2009-2014 arasında. 2000-2009 arasında Mersin Üniversitesi'nde çevre mühendisliğinde öğretim görevliliği yaptım. Kariyer mesleğim değildi tabii avukatlıkla birlikte. 2010'dan beri de avukatlıkla birlikte iş güvenliği uzman eğiticiliği yapıyorum. Konumuz anayasa. Anayasa, normal hiyerarşisinin en üstündeki, en tepesindeki adı üstünde ana kuralların oluşturduğu metinlerdir. Semih arkadaşım daha ayrıntılı bir tanım yapacak inanıyorum. Ama şöyle diyebilirim, genel temel hak ve özgürlükler düzenlemesi bağlamında genel metinlerdir. Asıl düzenlemeyi yasalar yapar. Mesela der ki Anayasa 56. madde, herkes temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına sahiptir. Nokta. Bu kadar. Düzenlemeyi, çevre hakkı yani temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını çevre kanunu düzenler. Ya da mülkiyet hakkı. Anayasal bir hak. Değil mi? Anayasal mülkiyet hakkını medeni kanun düzenler. Yani temel hak ve özgürlükleri anayasa genel olarak metin koyar, hakları yasalar yani kanunlar düzenler. Şimdi Türkiye'de yapılan nedir? Türkiye'de yeni bir anayasa yapılmıyor biliyorsunuz. Mevcut anayasada değişiklikler yapılıyor. Yeni bir sistem getirilmeye çalışılıyor. Bu sisteme Cumhurbaşkanlığı sistemi deniyor, başkanlık sistemi deniyor, değişik isimler verilebiliyor. Evet, bravo. Şu anda Cumhurbaşkanlığı sistemi daha çok kullanılan bir kelime. Nedir bizdeki sistem? Getirilmek istenen sistem, eğer 16 Nisan'daki referandumda evet kararı çıkarsa, yani Türkiye'nin oy kullananların %50'sinden fazlası evet oyu verirse, getirilmek istenen sistem nedir? Başkanlık sistemi değil. Niye değil? Başkanlık sisteminde sert bir kuvvetler ayrılığı vardır. Hem de katı bir kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama, yürütme, yargı tamamen ayrıdır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Dünyadaki başkanlık sisteminin en iyi uygulandığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan salona girdiğinde bir kişi oturur, herkes ayağa kalkar. Kim oturur biliyor musunuz? Bir kişi ayağa kalkmaz. Yüksek Mahkeme Başkanı. Kim atar bunu? Başkanın önerisiyle senato. Ve o kişi Amerika Başkanı'nın karşısında ayağa kalkmayan tek kişidir. Herkes ayağa kalkar. O zaman Türkiye'deki başkanlık sistemi, yani sistem başkanlık sistemi midir? Hayır. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bunun dünyada bir örneği yok. Bugün Fransa'da, İsviçre'de uygulanan kısmi başkanlık sistemleri var. Ama hiçbirisine benzemeyen bir örnek. Eğer olursa dünyada tek olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir örneği yok. Biraz önce başkanım bahsetti. Dedi ki, işte bu anayasa değişikliği geçerse bir anda gelişmiş ülkeler seviyesinde olacağız. İşte terör bir anda bitecek. Ekonomi bir anda çok iyi olacak. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak. Ben çok sözü çok uzatmayacağım. Size birkaç ilk 9 maddede özetle çok kısa kısa sizi sıkmadan ne getiriliyor onu anlatacağım. Sonra sözü arkadaşım Semih Bey'e vereceğim. 18 maddelik bir değişiklik bu biliyorsunuz. İlk 9'dan ben kısaca bahsedeceğim. Sonraki 9'dan da Semih arkadaşım bahsedecek. Birinci madde değişikliğin anayasanın, mevcut anayasamızın 9. maddesindeki yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Çok güzel. Getirilen değişiklikte yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Buraya bir tane kelime getirmişler. Ne getirmişler? Tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yanılmıyorsam Semih Bey'in anlatacağı maddelerin içinde çok fazla alanına girmek istemiyorum. Anayasa Mahkemesi. Üyelerin 12 tanesini, 15 üyenin 12 tanesini Cumhurbaşkanı atayacak. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu. 13 üyenin 6 tanesini Cumhurbaşkanı bizzat kendi ismine atayacak. 7 tanesini meclis atayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl oluşacak bu yeni sistemde? Biraz sonra bahsedeceğim. Seçimler 5 yılda bir yapılır hükmü var. Şöyle değiştiriliyor. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı anda 5 yılda bir yapılır. Bu aynı anda kelimesi var ya, her şeye bedel. Amerika'da her, yanılmıyorsam 2 yılda bir senatonun 3'te 1'i yenilenir. Niye? Başkandan memnun olmayan halk, örnek söylüyorum, demokratların başkanı seçildi. Senatoda çoğunlukla demokratların. Fakat halk başkandan memnun değil. Ne yapıyor Amerika'daki halk? 2 yılda bir yenilenen senato seçimlerinde cumhuriyetçilere oy veriyor. Ne yapıyor? Başkanı, demokratların başkanını cumhuriyetçilerle daha çok senatör çıkararak denetletiyor. Bir otokontrol mekanizması yerleştiriyor. Bizim sistemde nasıl? Aynı anda seçiliyorsun. Aynı anda seçilmek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Eğilimler. Hepimizin bir eğilimi var değil mi? Hepimizin bir siyasi düşüncesi var, okumuş, eğitim görmüş insanlarız. O eğilimlerin Türkiye'de yoğun olduğu dönemler seçim dönemleridir biliyorsunuz. Bu ne demektir? Cumhurbaşkanıyla meclis aynı partiden seçilsin, çoğunluk aynı partiden seçilsin demektir. Buradaki amaçlanan budur. Şimdi diyorlar ki süremiz ne kadar başkanım bana göre? 15 dakika. 15 dakikasını harcadık. Diyorlar ki Cumhurbaşkanlığın meclisi feshetme yetkisi var. Meclisin de Cumhurbaşkanlığı feshetme yetkisi var ama kuvvetler eşitliği var. Meclis kaç kişiden oluşacak arkadaşlar? Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Başkan bir kişi değil mi? Şimdi siz Türkiye'deki milletvekilliği sistemini biliyorsunuz. Bir daha seçilme kaygısı var.
Milletvekillerinin %90'ı el kaldırma milletvekilidir biliyorsunuz. Grup başkan vekili karar verir. Grup karar alırlar. Ona aykırı davrananı disipline sevk ederler. Kendi tersine oy vereni. Böyle bir sistemde yaşıyoruz. İhracı bile mümkün. Şimdi evet 600 milletvekilinin siz başkanı feshedebileceğine inanıyor musunuz? Ama başkan istediği zaman feshedebilir. Burada nerede eşitlik var? Bu sistemle edilecek. Efendim? Değişiklik sistemiyle edilecek efendim. Tabii işte nasıl edilecek meclis ya? 600 tane milletvekili var adam. En az 2 yıl milletvekili yapmazsa süper emeklilikten faydalanamıyor. Çalışmak zorunda. Menfaat için sesini çıkarmıyor. Bir de bu 600 milletvekili olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Niye 600? Türkiye'nin en fazla 350 milletvekiline ihtiyacı var biliyor musunuz? Rusya'da 425. 180 milyona karşılık. Doğru söylüyorsunuz. Dar bölge sistemi getirecekler çok yakında. Yani bu anayasa değişikliği geçerse dar bölge sistemi nedir biliyor musunuz? Mesela Mersin'in 11 tane milletvekili var. 11 ayrı bölgeye bölecek. Eskiden Anamur'daki adamın verdiği oy, ben burada adaysam mesela ben Mersin merkezin adayım diyelim. Beni seçebiliyordu. Artık sadece Anamur'daki milletvekilini seçecek onun oyu. Dar bölge sisteminde bir de idari bölünmelerin dışında bir bölünme. Nasıl diyeyim? Örnek söylüyorum. Çamlı Yayla'yı Adana'ya bağlayabilir. Çamlı Yayla'yı Pozantı'yla bir seçim bölgesi yapabilir. Öyle bir hakları da var. Ya da Anamur'u Gazipaşa'yla, Antalya'nın Gazipaşa ilçesiyle birleştirebilir. Nasıl? Nerede çok oy alacaksa orayı bir dar bölge yapabilir. Şimdi birlikte seçilen Cumhurbaşkanı ve meclisi düşünelim. Böyle bir sistemle seçilen 600 milletvekili aynı anda seçilen Cumhurbaşkanlığı sizce indirebilir mi ya da feshedebilir mi? Siz söylediniz. Ama Cumhurbaşkanı ola ki bütün çalışmalara, çabalara rağmen işte A Partisi'nin genel başkanı ki artık Cumhurbaşkanı genel başkan olacak biliyorsunuz. Partili Cumhurbaşkanı çünkü. Seçildi diyelim. Mecliste çoğunluğu muhalefet aldı, B Partisi aldı. Seçimden bir gün sonra ya da üç gün sonra itiraz süresi var pardon kesinleşiyor ya. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı o meclisi feshedebiliyor. Yeniden seçime gidebiliyor. Bir, iki, üç... Pardon, Semih arkadaşımla onu tartıştık. İki kere. Niye iki kere? Feshedip yeniden seçilebilmek için. Hayır, iki defa feshedebiliyor. Çünkü iki defa seçilme hakkı var ya, süresine bakmıyor. İki günde bile Cumhurbaşkanlığı yapsa, bir kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor değişiklik yöneticisi. Bir ay önce feshedecek. Evet. İkinciden sonra feshedemiyor. Evet. Çünkü iki dönem hakkı var. Bir ay da olsa, biliyorsunuz 7 Haziran'la 1 Kasım arasında 3 ay 4 aylık bir milletvekili dönemi oldu. Orası da 26. dönem miydi? 26. dönem milletvekilleriydi onların zaten. Ya böyle bir sistem. Şimdi, bağımsız ve tarafsız yargı diyor ya, böyle seçilen bir, şimdi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 13 üyesinin 6 tanesini direkt Cumhurbaşkanı ismine atadı. 7 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 üyenin seçimini yapacak çoğunluk, yine Cumhurbaşkanlığı Partisi kuvvetle muhtemelen %99 bu sisteme göre, ki dar bölge sistemine göre de, dönüyorum metne, bir daha okuyorum, inanamıyorum. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yorum sizin. Bu birinci madde. İkinci madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. 75. maddeyi değiştirdi ikinci madde. Yeni değişiklik 600 milletvekilinden oluşur. Şimdi biraz önce söylediğim şeyleri bir daha tekrar etmeyeyim. 1600 milletvekili dar bölge sistemi burada da aynı şekilde geçerli açıklamalarda. Siyasi rüşvet diye görüyorum ben bunu. Tekrar seçilme hakkı da var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığında iki defa
Ama milletvekilinde sınırsız sayıda kere milletvekili olabiliyorsunuz. Hiçbir sınır yok, kaldıramıyorlar. O yüzden biz 25 yıl, 30 yıl milletvekilliği yapan siyasetçilerimiz görmedik mi? Devlet memuru olsa yaşat dinlen emekli olur. 65 yaşından sonra büyük adamlar devlet memuru yapmıyorlar. Artık bunun diyorlar, melekeleri devlet memurluğuna yetmez diyorlar. Ama milletvekili yapıyorlar, bakan yapıyorlar. Başka şeyler yapıyorlar, söyleyemiyorum. Ve o adamlar bizi yönetiyorlar. Takdir gene sizin. Üçüncü madde, arkadaşlar. Önceki hali 76. maddeyi değiştirdi. 25 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilirdi. Bunu 18 yaşına düşürdüler. Çok güzel, gençlere bir yol açtılar. Gençlerin önünü açmak lazım, değil mi? Ama burada başka bir amaç var. Diyor ki mesela, en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor, kısıtlı olmamak gerekiyor, askerlikle ilişki olmaması gerekiyor diyor. Ya şimdi 18 yaşındaki adamı sen askere bile alamazsın. 20 yaşında askerlik yaptırıyorsun, buraya yazmış. Askerlikle ilişki olanlar milletvekili olamaz demiş. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ne olacak? Ben milletvekili, ben askerlik şekilleri eğitimdir. Ya da sağlıktır. Başka bir şekilde şu andaki askerlik kanuna göre askerini tecil ettiremezsin. Yeni bir yasa mı çıkaracaklar? Ya da Cumhurbaşkanı bir kararname mi çıkaracak? Milletvekili seçilenlerin askerliği, askerlik milletvekili süresinin sonuna kadar ertelenir mi diyecekler? Şimdi milletvekili nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Asil olan millet, vekil olan onlardır. Değil mi? Biz, yani bizi temsil eden meclise girecek kişilerdir. Ben küçümsemiyorum. 18 yaşında çok donanımlı bilgili gençlerimiz var. Ama beni yönetecek kişinin benden daha tecrübeli ve benden daha donanımlı olmasını isterim ben. Siz onu istemiyor musunuz? Evet. 18 yaşındaki kişi nasıl milletvekili yapacaksın o zaman? Hangi birikimiyle, hangi donanımıyla yapacaksın? Ben bunu kendi adıma söylüyorum. Gençlere verilen siyasi bir rüşvet olarak görüyorum. Yani Ali Bey seçilemeyecekler ama seçilebileceklerini düşünecekler. Ya şöyle, ne yapacaklar? Mesela o parti, iktidar partisi diyelim, A partisi, o yerden, o ilden 7 tane milletvekili çıkarıyor. Milletvekili sayısı o yerin 14, 12, 13, 14, 15, oralara 18 yaşındaki gençler isimlerini koyacaklar. Ben bir söyleyeyim size, şu andaki iktidar partisinin Konya milletvekili var, 28 yaşında. Bir bakkalın oğluyum diye yazmış. Ülkede ben milletvekili oldum diye 28 yaşında. Sırası hiç seçilemeyecek bir sıraydı. Bir parti milletvekili çıkaracak boy alamadığı için hasbelkader milletvekili oldu. 28 yaşında şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili AKP Konya milletvekili. İsmini hatırlamıyorum. Onun için Hacı Özkan farklı anlattı. Nasıl anlattı? Bir yere geldi. Yemekte konuştu, şuydu. İşte adam Selamet Partisi zamanı, Erbakan zamanındaymış. Evet. Belediye başkanı seçilmiş. Seçildikten sonra demişler ki, sen demişler burada olamazsın. Git demiş istifa et. Erbakan'a gitmiş, hayır demişler, otur oturduğun yerde. Sen demiş, şey yapacağım, belediye başkanlığı yapacağım. Ondan sonra bir dahaki seçime katılmış, milletvekili olmuş. Onu ama 20 o zaman milletvekili olduğunda da 15 yaşında mı olmasın lazım? Erbakan öleli kaç yıl oldu? Bilemem. Aynı kişiden bahsetmiyoruz bence. Olabilir, belki de. Şu anda Türkiye'de benim bildiğim en genç milletvekili, şey 28 yaşında Konya milletvekili. O da hasbelkader. Ya ben Sayın Başkanım'ın söylediği gibi, yani tabii ki her parti 18 yaşındaki gençlerimizi koyacaklar. Nerelere koyacaklar? Seçilemeyecek yerlere koyacaklar. Bazı partilerin kadın kotalarını kullandığı gibi. Evet. Değil mi? Evet. Seçilemeyecek yerlere koyarak. Dördüncü maddede seçimlerin 4 yılda bir yapılacağı vardı biliyorsunuz. Artık 5 yılda bir yapılacak milletvekili seçimleri ama Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı anda yapılacak. Bunun sebeplerini biraz önce anlattım biliyorsunuz. Aynı eğilimin her iki yönde de oy kullanılması sebebi ve kısa bir süre sonra getirilecek dar bölge sistemi. Dar bölge sistemiyle istediğiniz kadar milletvekili çıkarabilir, o meclise de hakimiyeti sağlayabilirsiniz. Beşinci maddesi,
anayasa değişikliğinin anayasanın 87. maddesinde bir değişiklik yapıyor. Bu çok önemli bir değişiklik arkadaşlar. Şimdi bu sistem, biraz önce dedim ya, başkanlık sistemi katı bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Katı bir kuvvetler ayrılığı nedir biliyor musunuz? Yasama, yürütme ve yargı tamamen farklı ayrıdır. Bu sistemde yasama, yürütme bir elde, yargı ayrı gibi olsa da uygulamada bir elde olacak. Niye bir elde olacak? Biraz önce söylediğim seçim sistemi, yargı, yüksek yargı üyelerinin, MSK'nın üyelerinin seçim sistemi nedeniyle. Çünkü partili genel başkan, cumhurbaşkanı aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini seçecek. Türkiye'deki hakim ve savcıların kaderi için karar veren HSYK Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 13 üyesinin 6 üyesini seçecek. Ve birlikte seçildiği mecliste, ki kuvvetle muhtemel aynı partinin çoğunluğu olacak aynı anda seçildiği için, çok nadir, küçük bir ihtimal farklı bir çoğunluk olabilir. Ülkede çok büyük değişiklikler olabilir. Siyasi rüzgarlar değişebilir. Dünyada, konjonktürde çok büyük değişiklik olabilir. Cumhurbaşkanıyla meclis farklı partilerden olabilir çoğunluklar. Onun dışında genel olarak, ama bu sistemde Cumhurbaşkanıyla meclis aynı partinin olma olasılığı %90'ın üstünde. O yüzden yani asıl sıkıntı orada zaten. Yani kuvvetler ayrılığındaki sınırların hepsi kalkmış oluyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. Eskiden yürütmenin başı kimdi? Kim yürütmeyi yapıyordu? Bakanlar Kurulu, Başbakanlar Bakanlar Kurulu'ydu. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerini elinden aldı. 5. madde, yani 87. maddedeki değişiklik. Mesela bütçe yapmak meclisin görevi biliyorsunuz. Hele hele o bütçe görüşmeleri, izleyeniniz vardır mutlaka, kıran kırana geçerdi. Tam bir demokratik şölen gibi geçerdi. Şimdi Cumhurbaşkanı bütçeyi yapacak, meclise gönderecek. Meclisin değişiklik yapma, herhangi bir yerde oynama hakkı yok. Meclis onaylayacak. Onaylamazsa ne olacak? Geri gönderecek. Cumhurbaşkanı tekrar gönderecek ve mecbur onaylayacak. Eğer yürürlüğe sokulmazsa meclis tarafından, bir önceki yılın hazırladığı, Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı bütçe yeniden değerlendirme oranına göre artırılarak yürürlüğe girecek. Her halükarda bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine Cumhurbaşkanı hazırlayacak. Ya da Cumhurbaşkanı'nın bürokratları hazırlayacak. Mesela meclisin önceden kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vardı biliyorsunuz. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi gerekiyor. Çok kısa bir kanun hükmünde kararnameden bahsedeceğiz. Çünkü hayatımızın büyük bir bölümünü şu anda kanun hükmünde kararnameler dolduruyor biliyorsunuz. Sabahleyin bir kanun hükmünde kararname yayınlanıyor. İşte dedi ki şunu kaldırdık, bunu yasakladık, bunu kaldırdık. Şu kadar televizyon kanalını, şu kadar radyo kanalını kapattık. Ekteki 1000 kişiyi de ihraç ettik. Kanun hükmünde kararname, ferman gibi bir şey. Adı üstünde kanun gücünde, kanun hükmünde aslında kanunla düzenlenmesi gereken bir alanın kararnameyle düzenlenmesi demek kanun hükmünde kararname. Aradaki fark ne? Şu andaki mevcut sistemden bahsediyorum. Getirilecek sistemden değil. Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm Türkiye'dir. Tüm Türkiye'den seçilen her partiden milletvekillerinin, %10 barajı olmasa herkes temsil edilecek, ama %10 barajı olduğu için herkes temsil edilemiyor, ama yine de muhalefeti var. Şu anda kaç parti var? 5 parti mi var mecliste? 4 parti var değil mi mecliste? 4 partinin milletvekillerinin salı günleri yapılan genel kurulda harıl harıl tartıştıkları lehine aleyhine söz alıp tüm Türkiye'nin TBMM TV'den izin verilen kadar izlediği tartışmalarla çıkarılan metinlerdir yasalar. Ama kanun hükmünde kararname başbakan ve bakanların imzaladığı bir kararnamedir. Yani aslında kanunla düzenlenmesi gerekiyor o alanın. Ama ne yaptılar? Tüm meclisin, yasama organı olan tüm meclisin birlikte oylayıp
ki madde madde tartışılır, madde madde oylanır, sonra tümü birden oylanır, kabul edilir, geçer ya da reddedilir, geçmez. Kanun hükmünde kararname, başbakan, yani seçimi kazanan hükümetin başbakanı ve bakanlardan oluşan bakanlar kurulunun imzasıyla kanunla düzenlenecek alan, kanun hükmünde kararnameyle düzenlenir. Farkı bu. Kanun hükmünde kararname çıkarmanın amacı yönetişim kolaylığıdır. Ne yönden? Olağanüstü durumlarda kanun çıkarmak uzun ve meşakkatli bir zaman alacağı için acil konularda yönetimin daha kolay olması için kanun hükmünde kararname yoluna başvurulur. Bu doğrudur. Yöntem de doğrudur aslında. Ama olağanüstü durumlarda. Türkiye şu anda olağanüstü bir durumdan geçiyor biliyorsunuz. Olağanüstü hal kanunu yürürlükte. Bu olağanüstü durum bir darbe girişimi değil. Türkiye genelinde bir yıkıcı bir deprem, büyük bir fırtına, sel, herhangi bir doğal afet de olabilir. Kanun hükmünde kararname ile kanun arasındaki fark bu. İşte yeni sistemde bu yetki Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Kanunla düzenlenecek bir alan, kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne diyor artık ona? Kanun hükmünde kararname diyor, düzenlenebiliyor. Aslında hükümde diyor ki, getirilmesi gereken hükümde, getirilen hükümde, yeni hükümde, işte kanunla düzenlenmesi gereken bir alan kararnameyle düzenlenemez vesaire vesaire. Kanun, işte kararname kanuna aykırıysa kanun geçerlidir. Ama bunların hiçbir uygulamada yeri olmayacak. Bir hukukçu olarak bunu çok net söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı kararnamesi, ya benim ben bunu söylemek istiyorum, ferman. Yayınladım, bitti. Meclisin yasama yetkisi, yani yasa çıkarma yetkisi tamamen yürütmeye veriliyor. Neydi? Yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılıyor değil mi? Yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa çıkarılan yer, yürütme, başbakanlar, bakanlar kurulu, hükümet, yargıda bağımsız mahkemelerdi. Ama kuvvetler ayrılığının tamamı ortadan kaldırılıyor. Bana göre, benim yorumuma göre, tabii tersi düşünen arkadaşlar mutlaka vardır. Benim yorumuma göre kaldırılıyor bir hukukçu olarak kuvvetler birliği rejimi geliyor. Yani bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemi değil, kuvvetler birliği sistemi daha bence uygun bir isim olabilir. Yani kuvvetler birliği. Bir kişi birliği. Mi? Bir kişi tabii ki. Kararname işte. Kararname çıkardım, bitti. Kararname çıkardım, bitti. Kararname çıkardım, bitti. İstediği şekilde istediğini yapacağı bir sistem. Ha bu kişi şu anda bizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsetmiyorum ben. Arkadaşlar bu kanun 2019'da yürürlüğe girecek. Yani Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bölümü biz 2019'a kadar mevcut anayasayla gideceğiz. Yani 2019'a kadar bir şey yok. Değişiklik yok. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim seçilirse bu yetkileri kullanacak. Başka bir tehlike daha var. Çok önemli bir tehlike bu. Cumhurbaşkanı yardımcıları atanacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. İstediği kişi atayabilir. Yeni sistem biliyorsunuz. Bakanlar milletvekili olmak zorunda değil. Dışarıdan bakan atayacaklar. Milletvekilleri sadece milletvekilliklerini bilecekler. Başka hiçbir şey yapacaklar. Ali Bey, vekil, Cumhurbaşkanlığı, pardon. Şunu bitireyim de, çok özür dilerim. Şimdi diyelim ki, mevcut yurt dışı gezisine gitti. Başkan yardımcılarından birini vekil olarak atadı diyelim. Değil mi? Vekil nedir? Asilin bütün yetkilerine sahiptir demek. O başkan yardımcısı, yurt dışına giden asıl Cumhurbaşkanı daha uçaktayken onu azledebilir. Meclisi kapatabilir. Genel af çıkarabilir, çıkartabilir. Çıkarabilir demeyeyim, çıkartabilir. Özel af çıkartabilir. Tehlikenin farkında mısınız arkadaşlar? Tehlikenin farkındasınız değil mi? Bu kişilerle ilgili değil. Benim eleştirim şu anda bizi yöneten kişilerle ilgili değil. Geleceğe dönük kaygılarımız var bizim. Gelecekte bu ülkeyi kimin yöneteceğini, nasıl bir insanlar, nasıl düşünceler içindeki insanların yöneteceğini biz şu anda bilemeyiz ki. Bilmediğimiz
Gelecekte bizi kimlerin yöneteceğini bilmediğimiz kişilerle ilgili kaygı duymak, taşımak en doğal hakkımız değil mi? Ve bu kaygıyı yaşıyoruz şu anda. Ben inanıyorum ki, bakın, bu tür sistemlerde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç kimse güvende olmuyor. Ben iddia ediyorum, bu sistemi savunan arkadaşlar dahi güvende değiller. Güvende değiller. Hiç kimse güvende değil. Ha şimdi benim bu söylediğim yanlış yorumlanabilir. İşte toplumun huzur ve sükununu bozma vesaire gibi yorumlanabilir. Ama benim söylemek istediğimi çok hukuki olarak net bir şekilde söylüyorum. Hiç kimse güvende değil. Çünkü tek adam yönetimine gidiyoruz. Tek adam yönetimi de söylememe biraz önceki söylediğim kaygılardan dolayı sıkıntılar yaratır bu toplumda. Ki bizim toplumumuz hiçbir zaman tek adamın tarafından yönetilmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nda bile danışma meclisleri vardı. Sadrazam vardı başbakan olarak. Şu andaki başbakan gibi sadrazam vardı. Şu anda onların hiçbiri yok. Yürütmenin tamamı Cumhurbaşkanlığı'nda olacak. Bir daha söylüyorum. Şu anda bizi yöneten Cumhurbaşkanımızdan bahsetmiyorum. O Cumhurbaşkanımız 2019'da olmayabilir. Başka bir aday olabilir, başka biri seçilebilir. Hangi partiden kim seçilirse seçilsin, sağdan, soldan, ortadan, muhafazakar, milliyetçi hiç fark etmez. Bu kadar yetki alan kişi zalimleşir. Bundan emin olalım. Buyurun başkanım, özür dilerim. Ali Bey, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları dediğiniz için konu geçmeden sormak istedim. Yardımcı olmanın şartları nedir? Bir şey duyduk, doğru mudur? TC vatandaşı olma şartı yokmuş. Hayır. Şöyleydi ilk metinde. Türk soylu denildi. Türk soylu denildi. O biraz ırkçı bulundu. Sonra Türk vatandaşı olarak değiştirildi değil mi Semih Bey? Şöyle, komisyonda ilk o vardı, bu değiştirildi. Bu bir çeşitli ölçüde haklı da görülebilir belki. Türk vatandaşı olmak zorunluluğu var. Önceden milletvekilliği seçilme yeterliğine ilişkin herhangi bir kıstas yoktu. Fakat eleştiriler çok gelince milletvekilliği seçilme yeterliğine ilişkin kıstaslar bu yardımcılar içine getirildi. Evet. Yani Suriyeli bir kardeşimiz Türk vatandaşı olursa olabilir mi? Kuzey Iraklı bir arkadaşımız da olabilir. Kuzey Iraklı bir arkadaşımız da olabilir. Kuzey Iraklı, Suriyeli, Selanikli, Avrupalı Türk vatandaşı olmuş. Biliyorsunuz 1 milyon dolarlık mülk edinene artık Türk vatandaşlığını veriyoruz direkt. Biliyorsunuz değil mi? Yeni çıktı bu. Darbe kanununda çıktı. Az kaldı, bitiriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yolları vardı biliyorsunuz. Neydi bunlar? Soru önergeleri, genel görüşme önergeleri, genel soru önergeleri. Ben merak ettim milletvekilinin karnesine nasıl bakarım biliyor musunuz? Türkiye Büyük TBMM ve GOLTR'ye girersiniz, o milletvekilinin isminin üstüne tıkladığınız zaman seçildiği günden itibaren kaç tane soru önergesi vermiş, kaç tane yazılı önerge vermiş, kaç tane kanun teklifinde imzası var, hepsini görürsünüz. Kaç kişi işini sokmuş, kaç kişinin işini halletmişe bakmam. Bunlara bakarım, o milletvekilinin karnesidir o. Şimdi bir yeni getirilen öneriyle, daha doğrusu öneri demeyeyim artık yasalaştı, yasayla bu yetkiler kısıtlanıyor. Çünkü yürütme tamamen Cumhurbaşkanlığı verildiği için kısıtlanıyor. Bu sistemde Cumhurbaşkanının yetkileri çok fazla. Sorumsuz bir Cumhurbaşkanının bu kadar yetki kullanması bizim ülkemizi iki başlı bir sıkıntıya sokuyor. İki başlık noktasında bir sıkıntıya sokuyor. 2010 yılına kadar hep nasıl geldik? Dedik ki Cumhurbaşkanının yetkilerini azaltalım. Sonra birileri dedi ki Cumhurbaşkanını bu konuşmalar geçti, bu yorumlar bitti. Dediler ki 2010 yılında bize bir öneriyle geldiler, referanduma gittik. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini onayınıza sunuyoruz dedik. Yetmez ama evet diyenler ya da konuya çok hakim olmayanlar, aydınlanamayanlar, doğru düzgün değerlendiremeyenler ya da her neyse 2010 yılı
anayasa değişikliği kabul edildi ve Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Zaten parlamenter sistemin özüne aykırı bulunan çok yetkili ama sorumsuz bir Cumhurbaşkanı aynı zamanda halk oyuyla seçildi ve o günden sonra yaşadığımız şey fiilen anayasasız bir süreçtir. Ben bunun tesadüflerden kaynaklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Parlamenter sistemlerde, modern örnekler ortadadır, Almanya, Avrupa'nın birçok ülkesi, Cumhurbaşkanı sembolik kurumlar arasında, siyaset kurumları, devlet kurumları arasında bir denge oluşturan sembolik bir makamdır, temsil makamıdır. Biz de 12 Eylül Anayasası çok yetkili bir Cumhurbaşkanı yapmıştı fakat hiç değilse meclis tarafından seçiliyordu. O meclis tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı çok yetkili olmasına rağmen yine de sınırlarını biliyordu. Ki örneklerini gördük işte Ahmet Necdet Sezer, ondan önce Süleyman Demirel vesaire vesaire. Yani Cumhurbaşkanlarımız dikkat ederseniz tüm arızalarına çok fazla yetkili olmalarına rağmen hep bir denge unsuru olarak kalmayı tercih ettiler. 2010 yılında parlamenter sistemin ruhuna aykırı olarak Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinden sonra, seçilme sistemi geldikten sonra Cumhurbaşkanı artık ben reyimi, onayımı halktan alıyorum dedi. İki, 12 Eylül Anayasası, 1982 Anayasası zaten bana çok fazla yetki veriyor. Hiç kimseye benzemeyen bir Cumhurbaşkanı olacağım dedi ve yetkilerini gerçekten zaten çok geniş olarak verilmiş olan, daha önce teamül, anayasaya saygı çerçevesinde, parlamenter sistemin özüne saygı çerçevesinde kullanılmayan birçok yetkiyi vardı bunlar ve Cumhurbaşkanımız kullanmaya başladı. Yani aslında şu getirilen yetkiler zaten anayasada vardı. Birçoğu parlamenter sistemin ruhuna aykırı olarak Bakanlar var. Kuruluna başkanlık etmek, meclise... Tabii yürütmenin şeklen başıydı zaten. İstediği vakit getirebiliyor evet. Ama bizim Cumhurbaşkanlarımız bu Bakanlar Kuruluna başkanlık etmeyi kullanmıyorlar. Evet. Cumhurbaşkanının yetkileri azaltılmadı en son 2010'dan sonra. Parlamenter sistemin ruhuna aykırı olarak iyice artırıldı. Seçim barajı noktasında demokratik bir tavır yine sergilenmedi ve seçim barajı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı ölçüde %10 seçim barajı muhafaza edildi ve temsilde adaletin adaletsiz bir şekilde tecellisine göz yumuldu. Siyasal partilerde fiilen oluşan lider sultası ve dolayısıyla temsilde adaletin ve siyasal partilere dayalı bir sistemde siyasal partilerde demokrasinin geliştirilmesi dolayısıyla bilinçli bir tercih olarak bana göre tüm siyasal eğilimler tarafından bilinçli bir tercih olarak Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde çok doğru düzgün uygulanan siyasal partilere dayalı parlamenter demokrasi berheva edildi ve halk çok ciddi bir sorunla, ülke ve halk çok ciddi bir sorunla anayasasızlaştırılan, yönetilemeyen, yönetim sorunlarıyla yüzleşmiş bir halk profili karşımıza çıktı. 2010'da dedi ki, evet Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin. Cumhurbaşkanı dedi ki, ben bu yetkilerle, halk da bana reyi verdi, ben çok geniş kullanacağım. Sonra nereye geldik? Bugüne geldik. Şimdi Ali Bey anlattı. Anayasa bir toplumun güvenlik ihtiyacı var, hukuk ihtiyacı var, hepimizin. Bir toplumun devlet cihazına, aslında şey bir kuramsal bir şey, devlet nedir? Bizim yetki verdiğimiz bir soyut ve yetki verdiğimiz bir kurumlar silsilesi. Biz bu devlete yetkiyi niye veriyoruz? Güvenlik ihtiyacı, hukuk ihtiyacı, birlik ve beraberlik ihtiyacı için veriyoruz. Bir soru sormak istiyorum. Türkiye maalesef bizim halkımız bu dev gibi halk Osmanlı'dan bu yana tüm dönemler dahil olmak üzere ortak bir anayasa, bir uzlaşı rejimi ki biz buna toplumsal sözleşme diyoruz. Bundan nasipsiz bir halktır. Peki bu yeni getirilen başkanlık sistemi. Pardon, onu bir açabilir misiniz? Ya nasipsiz derken halkın... Nasipsiziz. Evet, yani Ali abi, şöyle söyleyeyim. Şimdi toplumsal sözleşme, evet biraz uzlaşı kültürüne, uzlaşı kültürüne biraz uzak bir halkız. Tüm hasletlerinin, çok önemli hasletlerini büyük bir millet olmasına rağmen uzlaşı kültürü, uzlaşı vaaz ediliyor, buyur uzlaş, bize bir şey getir de denmiyor zaten. Halk yukarıdan bekliyor bunu Ali Üstad. Şimdi toplumun tüm kesimlerinin
tüm kesimlerinin, katmanlarının, sınıflarının, meslek kuruluşlarının, hatta birçok etnik kökenlerinin, her neyse, tüm ifade biçimlerinin ortak bir uzlaşı temelinde yaptığı, devlete verdiğimiz yetkiyi anayasa metinlerinde tecessüm ettirdiği sisteme toplumsal sözleşme sistemi diyoruz. Anayasalar böyle oluşmak zorunda. Ben bir soru sormak istiyorum. Bu yeni getirilen esaslı anayasa değişikliği, kimileri rejim değişikliği diyor, kimi sadece sistem değişikliği diyor. Bana göre ciddi bir rejim değişikliğidir. Ali Bey anlattı zaten. Fermanlarla yönetilen bir ülke haline gelme riskimiz çok yüksek. Sizce bir toplumsal sözleşme, bunun halkımızın hangi tarafı bunun bileşeni? Temel sıkıntı burada. Referandumla bu gerçekleştirilmeye çalışılıyor ama şöyle, bugün bir Facebook'ta bir avukat arkadaşım bir şey paylaşmış. Apartman yönetimlerinde kat mülkiyeti kanununda bir şeyi yönetim planını değiştirmek için 5'te 4 çoğunluk aranır, yani %80. Biz esasen çok geniş bir temelde uzlaşı aramamız gereken anayasa değişikliğini bir %51'lik ya da 50.0001'lik saf çoğunluk bir çoğunluğa dayamaya çalışıyoruz. Peki getirilmek istenen şey, Ali Bey demin anlattı. Getirmek istenen şey, eğer birazdan sorularla maddeler üzerinde konuşmamız istenirse oradaki notlarımız var, oradan ben izaha çalışacağım ama getirmek istenen şey ne biliyor musunuz? Sürekli halka sorulan, halkın doğru düzgün aydınlatılmadığı mutlak bir istikrar sistemi getirilmek isteniyor. İyi ya işte, istikrar iyi değil mi? İstikrarsızlık. Mutlak, işte havuç burada. Mutlak istikrar. Tekrar seçime gidilecek. Bu nedir biliyor musunuz? Halkın önüne getirecek. SÜPAP böyle değerlendiriliyor. Diyor ki, sıkıntı olursa seçim var. Halktan mı korkuyorsunuz, milletten mi korkuyorsunuz? Sıkıntı olursa bir daha seçim var. Sıkıntı olursa yeni başkanla bir daha seçim var. Ta ki tekil bir ses oluşturulana kadar.